Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37. Olağan Kongresi tüm hızıyla devam ediyor. Bizim de röportajlarımız devam ediyor. Şu anda İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançer bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Başkanım, içeride nasıl bir hava var? Kongre nasıl gidiyor? Tabii kongre iyi gidiyor. Çok güzel gidiyor. Saatlerdir süren konuşmalar var. Çok sesli. Herkesin görüş ve düşüncelerini ifade ettiği bir kongre. Tabii pandemi süreci Türkiye'de ve dünyada çok şeyi değiştirdi ve kongreler, bizim kurultaylarımız seyirciyle, Türkiye'nin dört bir yanından gelen izleyicilerle olurdu, ama bu sefer sadece delegelerin girdiği bir izleyici olabildiği bir kongre. Fakat basın burada, sosyal medya oldukça aktif ve etkin. Dolayısıyla tüm Türkiye'de basından ve sosyal medyadan milyonlarca insan, hatta dünya bu kurultayı, bu kongreyi izliyor. İyi gidiyor ve bir iki saat kaldı, birkaç saate kadar adaylar netleşecek ve partimiz iktidar yürüyüşündeki liderini seçecek ve yarın da liderle birlikte, liderin yanındaki A takımı diyebileceğimiz parti meclisini, yol arkadaşlarını seçecek ve pazartesi itibariyle iktidar yolculuğumuz, kısa işte bir ara, belki bir mola verdiğimiz yolculuk daha da hızlanarak devam edecek. Sayın Genel Başkan burada açıkladı. Adalet yürüyüşünden itibaren başlayan süreçte Türkiye'de çok şey değişti. Yerel yönetimlerde ciddi kazanımlar elde ettik. İşte Genel Başkanımızın tabiriyle duvarın arkasına geçtik. Şimdi iktidarı alarak halkın önündeki, özgürlüğün önündeki, adaletin önündeki tüm engelleri, tüm duvarları paramparça edecek iktidar yürüyüşümüz devam edecek. Peki siz yerel yönetim bir belediye başkanısınız, Avcılar Belediye Başkanısınız. Bu pandemi sürecinde neler yaşadınız? Kısaca anlatabilir misiniz bize? Evet, pandemi sürecinde vatandaşın ihtiyacı neyse, halkın ihtiyacı neyse biz bunu karşılamak la kendimizi görevli ve mükellef saydık ve bu kapsamda çalıştık. Ne ihtiyacı varsa halkın, onu karşılamaya çalıştık. Gıda ihtiyacı vardı, gıdayı karşıladık. Maske ihtiyacı vardı, maskeyi karşıladık. Dezenfekte ihtiyacı vardı, dezenfeksiyonu karşıladık. Ve Türkiye'de yapılan bir çalışmada Türkiye ikincisi, İstanbul birincisi seçildik. İnsanlarımızın sağlığı çok daha kıymetli. Tabii çok büyük devletler, süper güçlü devletler bile, insanının yaşamını korumakta, pandemiye karşı sağlığını güvence altına almakta zorluk yaşadıklarını, sıkıntı yaşadıklarını gördük. Dolayısıyla buradan şu mesajı vermek lazım. Uzaya roketler göndermek, büyük silahlara sahip olmak değil, insanını yaşatabilecek, vatandaşını yaşatabilecek, onu sağlığına kavuşturabilecek bir organizasyona ve motivasyona sahip olmak lazım. Tüm yönetimlerin bu minvalde değişmesi ve dönüşmesi lazım. Ülkemizdeki yerel yönetimler de bu anlamda çok iyi bir sınav verdi. İyi bir sınav verdik. Tüm belediye başkanı arkadaşlarım yerelden yönetimin olanaklarından da yararlanarak her partiden belediye başkanlarımız çok iyi örnekler gösterdiler ve birbirimizden de yararlanarak, birbirimizden de örnekler alarak halkımıza hizmet ettik. Dilerim böyle zorluklar bir daha yaşanmaz. Peki, aynı pandemi sürecinde bugün kongre gerçekleşiyor. Gerekli önlemler içeride kongre alanında alınmış mıydı veya dışarıda? Evet, gerekli önlemler alınmıştı. Ve o kapsamda zaten bazı arkadaşlarımızın eleştirisi var. Diyor ki yani seyirci yok, gelemedik. Evet, pandemi süreci. Ya bu ülkede pandemi sürecinde ibadethaneler bile kapalı kalmak durumunda kaldı. Sağlık önemli. Bu kuralları riayet ederek bu kongreyi gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Ve riayet ediliyor. Maksimum düzeyde riayet ediliyor. Fakat bazı şeyler olabilir, ufak tefek eksiklikler olabilir. Bunların da büyütülmemesi, bunların da abartılmaması lazım. Ama benim gördüğüm kadarıyla oldukça önlemler iyi ve sağlıklı bir süreç işliyor.
Peki mesajlarınızda iktidar kurultayı dediniz. Hak, hukuk, adalet mesajlarına özellikle vurgu yaptınız. Ve benim dikkatimi çeken medyaya da çok güzel veriler sunuldu. Özellikle bu kurultayın şarkıları da çok hoş. Rap şarkısı dikkatimi çekti. Bu rap şarkısı Z kuşağının oylarını almak için miydi? Ya aslında değil. Yani şunun oylarını, bunun oylarını almak için değil. Ülkede bir şey varsa, ve bu ülkenin kurucu partisi bu ülkedeki herkesi kucaklama iddiasındaysa, ki bu iddiada, ki bunu da gerçekleştiriyor, ayrışmaları, kutuplaşmaları, farklılıkları reddedip birliği, beraberliği ve barışı öne çıkaran bir partiyiz. Dolayısıyla bu ülkenin neresinde ne yaşanıyorsa o bizim değerimiz, o bizim için kıymetli. Gençlerimiz, Z kuşağının yoğunlukla dinlediği bir müziğin partide olması, parti şarkıları arasında olması son derece normal. Bu ülkenin neresinde hangi değer varsa, güzel olan ne varsa biz ona sahip çıkacağız. Bu ülkenin neresinde hangi il fark etmez, bir dert varsa, bir sorun varsa bu dertle, bu sorunla da dertleneceğiz ve sorunu çözmek için uğraşacağız. Kötülüklerin, olumsuzlukların karşısında onları reddeden, onların karşısında barikat ören ama iyiliklerin, güzelliklerin de yanında ve onları çoğaltmak için var gücünle uğraşan bir partinin görüntüsü aslında, öyle diyebiliriz. Peki yerel yönetimlerde kazandığınız başarı Sayın Kılıçdaroğlu'nu da parti içerisinde güçlü bir lider haline getirdi. Bugün baktığımızda en güçlü lider Sayın Kılıçdaroğlu. Ama başka adaylar da olacak. Aday olmak isteyenler oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu adayları? Yorumunuzu ben şöyle algıladım. En güçlü lider deyince Türkiye'deki diğer siyasi parti liderleriyle kıyasladığımızda en güçlü lider diye algılıyorum. Gerçekten bu ülkenin birliğini, beraberliğini önemseyen ve toplumun çok farklı kesimlerinden, hatta çok farklı siyasi partilerle iyi ilişkiler kurmasıyla ünlü bir genel başkanımız var, bir liderimiz var ve liderimiz Türkiye'ye öncülük ediyor. Yarışma birazdan olacak, adaylar var ve adaylar yarışacak. Delegenin yekenlerini sunacaklar. Dolayısıyla tüm adaylara ben başarı diliyorum. Partinin bizim lideri, bu süreci 10 yıllık bir süreci çok verimli götüren ve Türkiye siyasetine ciddi değerler katan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinin devam edeceği düşüncesi oldukça hakim. Fakat bir yarış, yani seçim yapıyoruz onun için, sandık koyuyoruz onun için ve sandığı da öyle özenli, öyle dikkatli koyuyoruz ki hiçbir delegenin ne oy kullandığı, kime oy verdiği de belli olmayacak, o önlemleri alıyoruz. Aslında Türkiye'de istediğimiz demokrasiyi, Türkiye'de istediğimiz güvenli sandığı biz burada aslında gösteriyoruz ve göstereceğiz. Bir demokrasi şöleni yaşanıyor. Türkiye'nin kurtuluşunun ve Türkiye'nin ikinci yüzyıla hazırlanışının kurultayı, iktidar kurultayı ve liderimiz birkaç saat sonra netleşecek. A takımı da yarın netleşecek ve iktidar yürüyüşümüz hızla devam edecek. Peki siz İstanbul Avcılar Belediye Başkanısınız, yani İstanbullusunuz. Sormak istediğim iki soru olacak. Biri Ayasofya'nın açılması, diğeri de Kanal İstanbul. Bildiğim kadarıyla avcılardan da etkileyecek sizi. Kanal İstanbul'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet, İstanbul'un sorunları, İstanbul'un meseleleri, halkın meseleleri bizim meselemiz. Kanal İstanbul'a ilişkin bilim insanlarının çok ciddi eleştirileri var. Ben seçildiğim gün ve seçilmeden de önce şunu ifade etmiştim. Ben bilimin ve bilim insanlarının emrinde bir başkan olarak hizmet edeceğim demiştim. Bilime arkasını dönen değil, bilime yüzünü dönen ve tabiri caizse bilimin emrinde bir belediye başkanı ve yöneticilik yapacağım demiştim. Dolayısıyla bilim insanlarının İstanbul'a, Türkiye'ye zarar vereceği konusunda ciddi
emareler sundukları, ciddi kanıtlar sundukları bir projenin İstanbul'a, İstanbul halkına yarar sağlamayacağı için yanında olmamız mümkün değil. Halkın yararına olan her şeyin yanındayız. Halkın zararına, İstanbul'un zararına olan şeyin de yanındayız. Evet, Ayasofya dün açıldı. Ama ibadet, şov ve ibadet yan yana gelmemesi gereken de şeyler. İstanbul'umuzda onlarca, yüzlerce cami var. İbadete açık bir camiydi kısmen ama daha fazla ibadet açıldı. Orada namaz kılacak yurttaşlarımızın namazlarını Allah'ın kabul etmesini diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Peki son bir soru soracağım. Siz İstanbul Avcılar Belediye Başkanısınız. Geçtiğimiz günlerde çok sık deprem yaşamaya başladık aslında ama en son Eskişehir'de bir deprem yaşadık. İstanbul'da 7.7'lik bir depremle evet bekleniyor İstanbul'da. Bununla ilgili çalışmalar yapıyor musunuz? Tabii aslında memleketin meselesi, İstanbul'un meselesi, halkın asıl meselesi neyse bizim meselemiz o. Ve Avcılar'ın birinci gündemi, İstanbul'un birinci gündemi deprem. Ne zamandan beri? Yüzyıllardır aslında. Deprem bölgesinde İstanbul. Ama depremi biz 1999 yılındaki depremle hatırladık. Ve bir geriye dönüp baktık ki depremi dikkate almadan çalışmalar yapmışız. Ve düzeltmek için yola koyuldu. 99'dan bu yana çok şey yapıldı belki. Ama yeterli değil. Bir yapılan çalışmada 184 bini aşkın orta hasarlı alacak ve 50 bini aşkın da ağır hasar alacak bina olduğu söyleniyor İstanbul için. Dolayısıyla ağır bir tablo. Bu biliniyor, bu görünüyor. Dolayısıyla bunun için bunu önceliklememiz ve çalışma yapmamız gerekir diye düşündük. Ve biz geldiğimiz günden itibaren, seçildiğimiz günden itibaren Avcılar ve deprem meselesiyle ilgili ciddi çalışmalar yaptık. Yoğun çalışmalar yaptık. Bir model, Avcılar modelini Avcılar'da hayata geçirdik. Şu an 3000'i aşkın yapı bu model kapsamında yenileniyor, yeniden yapılıyor. Güvenli, dirençli ve hayat kurtarır hale geliyor. Bugün özellikle deprem sonrasında ve pandemi sürecindeki iki laf birbiriyle çok tezattı. Deprem sürecinde deprem var, dışarı kaçın. Pandemi sürecinde de pandemi var, evde kalın dedi. Yani bu tezatla yaşadık. Niye? Çünkü bizim koruyan, sıcacık, güven vermesi gereken yuvalarımız, evlerimiz güvenli değil. Bu gerçeği biliyoruz. Niye biliyoruz? Bu sloganlardan biliyoruz. Bu gerçek böyle olmasaydı pandemi sürecinde tabii ki evde kal derdik ama depremde sokağa demezdik. Ve yine kent dokusu konusunda da pandemi sürecinde de eksiklerimiz olduğu ortaya çıktı. Yani evde kal dedik. Toplumsal olarak sosyal alanlarda yeterli olmadığını gördük. Yani mesafe kurallarına uyarak yaşayabileceğimiz, vakit geçirebileceğimiz parkların, yeşil alanların olmadığını fark ettik. Ya bunları öğrendik. Aslında bunları biliyorduk ama pandemi süreci tekrar gösterdi. Dolayısıyla bu bilgilerin ışığında biz yoğun çalışmalar sürdürüyoruz. Söylediğim gibi 3000 aşkın bina yenileniyor. İş Bankası'yla bir protokol gerçekleştirdik. Avbel isimli bir kentsel dönüşüm firmasını kurduk ve çalışmalarına devam ediyor. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurduk. Bir plan notu değişikliği yaptık ve onlarca başka çalışmayla birlikte bir Avcılar modeli diye tabir ettiğimiz bir kentsel dönüşüm modelini Avcılar'da hayata geçirdik. Ve doğru yolda olduğumuzu, iyi gittiğimizi de gösteren sonuçlar aldık. Yani dönüşüm hızlandı ve devam ediyor. Ve yine Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hızlı bir test, yani binaların güvenli olup olmadığını test eden bir yöntem geliştirildi ve Avcılar'da pilot olarak başlandı. Deniz Köşkler mahallemizdeki tüm binalar ücretsiz, maliyetini Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın karşıladığı bir proje sürüyor. Dolayısıyla geçmişte konuşulan ama yapılmayan onlarca şeyi yapmak suretiyle
muhtemel depreme karşı hazırlıklarımız son süret devam ediyor, sürüyor. Tamamladık mı? Şeye geldik mi? Son noktaya geldik mi? Gelmedik. Yolun sonu değil. Daha yolun başındayız ama çok hızlı başladık, onu ifade etmek isterim. Güvenli yapıları, güvenli bir kenti inşa etme yolunda çok yol aldık. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun.